Evet, bugün yolumuz çok karmaşık arkadaşlar. Geçen hafta beni sürekli olarak çıldırttığınız, yani genç arkadaşımın bir analizini yaptım. Batuhan Yağız değil mi? Batuhan Yağız değil mi Özgün? Doğru okuyorum. Tam hali falan Evet diyorum. hocam, Batuhan Yıldız. Batuhan Yağız. Fakat çok kısa bakmıştım ve bu analizi izlerken şöyle bir şey söylemiştim. Yani ben bir türlü bu böyle bildiğim, yani işte yürüyorum dikenlerin üstünde türküsünün bu halini sevemedim demiştim. Ama Batuhan'ın sesiyle alakalı hani şöyledir böyledir uzun detaylı bir yorum falan da yapmadım. Ama gördüğüm kadarıyla geçen hafta yaptığım videonun altında izleyici çok kafası karışık ve darmaduman olmuş halde. Gerçekten beklemedikleri bir şeyle karşılaşmışlar benden. Ben de birazcık size detaylı bir şey yapıp video olarak yayınlama kararı verdim. Buyurun izleyelim Batuhan'ı tekrar. Çalıyor değil mi? Canlı mı çalıyor? Galiba. Peki. Önce kirli, net bir okuma. Yani kirli bir okuma. Netliği kirli olması. Bakıyorum bir yandan chatlere. Yani şimdi tizlere çıktığı zaman öyle gözükmüyor ama. Chatte yazanları görüyorum da. Canlı okuyor, evet bu belli, piyanoyu da canlı çalıyor. Yani bir kere ses rengi çok güzel. Bariton seslerin böyle bir gerçekten güzel kullanıldığı zaman, her sesi ne kadar temiz temiz kullanıldığı zaman bir güç hikayesi var. Bir tenor sesten çok daha etkili orta tonlara sahip olduğu için karşı tarafa böyle yumruk hissini verebiliyor. Diğeri, yani tenor sesin verdiği tiz ses sanki bir çekiç gibidir, çivi gibidir. Yani çivi gibi saplanır ama bu böyle bir yumruktur, bariton renginin gücü. Uğraşan biri oldu belli. Yani o geçişler, o notalar, o hafif doğaçlama yaptığı için ritmik aksak şeylerle tamamlaması. Oktav bölümüne bakalım. Aynı şey. İşte ben buraları beğenmemiştim. Sor. Kirletmeden vazgeçmemek için çok daha yukarıyı zorlamadan belli sol sol diyez la buralarda gezip gezip geri geliyor. Şimdi şarkının etkileyici kısmı oktava çıktığı kısım tabii ki, yani dedim ya, o yumruk hissini o bariton renkten alıyorsunuz.
Geçen hafta dinlediğimde bu versiyonu olmayabilir. Başka bir versiyonu dinledim. Ben bilmiyorum. Kafam karıştı. Tam anlamış değilim ama o arada yaptığı hani bluesvari eklemeler, bazı şeyler. Yani belki de şeyi diyorum yani bundan çok yıllar önce böyle 20'li yaşlarda bir şey yaparken bana her yenilik, her içine kattığınız şey, gerek bir türkünün gerek başka bir şeyin içine kattığımız şey bana hep çok renkli gelirdi. Ya derdik harika, bu daha iyi, bu kesinlikle daha iyi hali. Ya orijinalinden kesinlikle daha iyi, ama belki işte daha ileriki yaşlarda biraz daha özüne sadık kalınması gerektiğini ben artık bilinçle anlıyorum. Yani evet, müziği yaparken ben belki orijinal haliyle o tadı vermiyor olabilir ama Batuhan bu işi çok genç yapıyor şu anda ve bundan zevk alması çok doğal. Sanki dinlediği o blues gamlarındaki numaraları bu müziğin içine giydirmesi. ve o, hani olması gereken bir şey olarak değerlendirebilirsiniz. Zaten doğası bu işin. Ama genel anlamda baktığın zaman bazı şeyleri de unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Belki o nedenle o taraf oluyorum. Yani atıyorum işte bir de bunun orijinal hali var ya. Ve orijinal halinin anlattığı hikaye bu değil. Yani bu duygu değil. Bu başka bir şey. Yani yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam. Üstünde yaralıyam. Üstünde. Biraz Cem Karaca'ya öykündüğü zaman daha belki farklı bir şey olabilir ama. Yani türkü hali, değiştirilmiş hali, ikisini kıyasladığın zaman en azından şöyle söyleyeyim sonuç olarak. Orijinal halini dinleyin. Orijinal haline sadık kalın. Orijinal halini söyleyin. Fakat istediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz tabii ki. Kesinlikle. Fakat orijinal halini de bilin. Gerçekten orijinal halini bilin. Her türkünün, her okuduğunuz türkünün. Evet, burada Batuhan'ın sesi, evet, güzel bariton ses. Seslerini kirli de kullanıyor. İstediği zaman ön pozisyonu topluyor. Tizlere geldiği zaman o yorumları hissedebiliyorsunuz. O Jungkook sesi fazlasıyla var. Fazlasıyla alıyoruz. Bilmiyorum. Başka performansları da var mı? Biraz onlara da bakalım. Sadece bu şarkıyı mı söylüyor? Başka bir şey söylemiyor mu çocuk? Bir de geçen haftadan koparıp ayrı yerlerde yayınlamışlar. Ya Leyla söylüyor. Mesela buna da bakalım. Peki, bu herkes bu türkü performansını büyütmüş. Herkes bu performansın üzerine. Ha, benim izlediğim şuydu ya işte. Bu. Yürüyorum diken. Evet. Güzel. Tebrik ederim Batuhan. Bir şey de diyemiyorum fazla. Söylediklerim. Yani tam da toparlanmıyor. Geçen hafta da böyle arada kalmıştım, hatırlıyor musunuz? Tam arada kaldım yani. Şimdi öyle yani böyle mi mesela Leyla okurken bu etkisi yok. Değil mi? Yani türkü olduğu için daha farklı. İçinde belki biraz daha hafif o blues'un yani üstünde de. Ya, geçen hafta takıldığım şeylerden biri buydu mesela. Artikülasyonu. Harflerin değişmesi. Ben bunlara takılmıştım ve takılmakta da haksız değilim yani. Ya doğrusunu bilin. Ne yapıyorsanız yapın. Doğrusunu da bilin. Tamam. Doğrusunu da öğrenin. Her şeyin olması gerektiği gibisini de öğrenin. Sonra istediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz. Ona bir şey demiyorum ama hiç doğrusunu bilmeden bunu dinleyip evet doğrusu bu böyle olmalı dediğiniz zaman evet o zaman olmuyor işte. O zaman da ben hayır diyorum. Okey. Şimdi daha iyi anlattığımı düşünüyorum. Okey, şimdi birazcık chat'e bakayım artık. Yani.